Tekrar merhaba arkadaşlar. Gigabyte anakartın içini açtım. Şimdi şu kablolar belki sizin görmenize engel olacak video esnasında. Ama şöyle ki Samsung'un bahsetmiş olduğum M.2 SATA EVO 960 M.2 SATA SSD'si burada. Bunu daha önceden montajını yapmıştık. Şimdi bunun montajını yapmak için tornavida setimizi hazırlayacağız. Böylelikle bu tornavida setini de profesyonel anlamda kullanmış olacağız. Elimde Xiaomi'nin otomatik şarjlı bir adet tornavida seti var. Şimdi düzgün ucu bulup kullanmaya başlayacağız. Şöyle ki bir adet yıldıza ihtiyacımız olacak. Şöyle şu yıldız, bir bakalım işimizi görür mü? Aynen de bu bizim işimizi görüyor. Biraz uzun olan bir yıldızı seçtik. Şimdi M.2 SATA SSD'mizin söküm işlemini şöyle yavaşça yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bunun vidası anakarttan gelmişti. Tabii ki bu kartı kullanacaktık, hatırlarsanız. Bu kartın üzerinde de doğal olarak bir adet vida geliyor. Hemen o vidayı da sökmeden önce bunun montaj işlemini ayrı masanın üzerinde çekmek istiyorum. Sebebi de şu. Bunun soğutuculu versiyonunu aldığım için soğutucu kontrol pedlerin montaj işlemi olacak. Ben şimdilik bu vida kaybolmasın diye bu vidayı buraya tekrar anakartın üzerine monte edeceğim. Pardon, şuraya takıyormuş lazım. Burada dursun, kaybolmasın. Çünkü Akasa PCI Express M.2 SATA kartımızda zaten bir adet vidamız mevcut. Böyle montaj işlemi 2-3 videolu falan olacak. Peş peşe izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi board'un üzerinden devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi montaj işlemine devam ediyoruz. Kartın üzerinden bulunan vidayı sökelim. Bu pedleri nasıl kullanacağız ona bir bakmamız lazım. Şöyle kitapçığını ben hemen açayım. Şurada gördüğünüz gibi şekilde yazıyor. İki tane ped vermişlerdi. Bu pedlerden bir tanesini tercih edip dönüştürücünün üzerine koymamızı söylüyor. Sonra M.2 SSD'yi temel pedin üzerine gelecek şekilde monte ediyoruz. Yani araya koyacağız doğal olarak ve onun üzerine de soğutucuyu koyacağız. Yani sıralama nasıl olacak? En altta anakart olacak. Anakartın üzerine bir adet ped koyacağız. Şimdi pedi de açalım şuradan. Bakalım bu pedler. Yani termal macun aslında bu. Ped deyip duruyoruz. Isıyı ileten termal macun, gördüğünüz gibi bir tarafı da zaten şey, kaç tane var bunda? Bunu açmamız gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum ama bunu öğreneceğiz hep beraber şimdi. Evet, bu termal pedi seçeceğiz burada. Şuna ben bir bakayım. Bir jelatin gibi bir şey gördüm. Evet. Jelatini açmamız gerekiyor. Bu ince, bu kalın. Öyle de bir fark var. Ben şu inceyi seçeyim ya. Uygun olanı seçiniz demiş. Bir bakalım. İlk önce şu aradaki mesafeyi bir ölçmem lazım.
Çünkü kasadan soketin mesafesinin farklı olduğu için iki tane farklı versiyonu koymuşlar. Evet, ince olan bizi burada muhtemelen kurtarmayacak. İçine giriyor. İyi ki de böyle bir ölçüm yaptık. Kitapçıkta da uygun olanı derken bunu kastetmiş muhtemelen. Aynen. Kalın olanı kullanacağız. Şimdi bunun jelatinini açıyoruz. İki yönlü. Açmamız gerekecek. Şöyle yapacağız. Doğal olarak. Bir tanesini buraya koyacağız. Tanesini de böyle açacağız. Bir tık daha yana mı kaydırsak diye düşünmedim değil. Ama lastik gibi de uzuyor. Fazla da dağıtmayalım bence. Şimdi M2 SATA SSD'mize soketimize takalım. Ve bir adet de kendi üzerinden gelen vidayı böyle takmış olduk. Gördüğünüz gibi arada termal bir macun pet kullandık. Soğutma işlemini kasanın üzerine iletsin diye M2 SATA soketimizi taktık. Ve Evo'nun üzerine de daha sonra bu Akasa'nın şık bir adet soğutucusu var. Bunun montajını yapacağız. Şimdi bu soğutucunun montajını yapmayacağım. Onu kasanın üzerinde yaparım. Çünkü çalışıp çalışmadığını da test edeceğiz. Uygun PCI soketimiz neresi olacak ona da bakacağız. Videoya devam edelim bence. Şöyle ki hemen gidip bunu bir tane kasanın üzerine takmamız gerekiyor. Şöyle yavaş da gidip şey yapabiliriz. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Bütün konu o. Şöyle bir bilgi vereyim. Gördüğünüz gibi burada bizim PCI Express slotlarımız var. Bizim board böyle mandallı demiştim. Mandallı versiyonu olduğu için PCI Express 16 yuvamız boş. Direkt onu da kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Kaç tane var? 8'imiz var, 16'mız var. Şimdilik PCI 16 ile bir deneyelim bunu. Gördüğünüz gibi böyle oturdu. Mandalımızı da kapadık ve şu anda kartımız yuvaya monte olmuş durumda. Şimdi bakalım start işlemini vereceğiz. Bakalım çalışacak mı? Şöyle hemen ekranımıza dönelim. Hemen power'u veriyorum. Tabii bu işlemleri yaparken ben güç beslemesini çekmiştim. Onu da hatırlatayım. Şimdi heyecan dorukta ve evet işte müthiş. Direkt kartı gördü ve Windows çalışıyor. Şu anda. Bakalım kaç saniyede açılacak. Evet, Windows birkaç saniye içinde açıldı. Bir kapanış açılış işlemi daha yapıp test etmek istiyorum. Şöyle ki biraz wide bir screen kullandığım için direkt kapatıyorum makineyi. Bakalım kaç saniyede bir sonraki performansta açılacak. Çünkü yeni kartın driverlarını muhtemelen ilk önce bir tanıdı. Şimdi güç kaynağıyla gücü veriyoruz yeniden. Bakalım nasıl bir açılış olacak.
Windows logosu. Ve 2-3 saniye gibi bir kısa sürede açıldı. Burada önemli olan bizim Samsung'un Magic'in tool'u var bir tane. Performans testlerini yapacağımız. Hemen ona bakmamız lazım. Uygulama nerede? Uygulama. Ha, çift ekran kullandığımız için uygulama öbür tarafa geçti. Şimdi şöyle göstereyim ben hemen size. Şimdi bir önceki performanslarımız var mı burada? Var. Gördüğünüz gibi. Şöyle hatta bunu buraya getirelim. Daha net görelim. Ne diyor? Sistem compatibility'si ve bir testi daha başlatalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi değerlerin artmasını bekliyoruz. Bakalım. İstediğimiz okuma hızlarındaki artış performansını erişebilecek miyiz? Heyecan dorukta. Açılışta açıkçası çok fazla bir fark göremedim. Hani bir saniye gibi bir sürede açılsaydı. Gerçi Windows 10'un da en son sürümünü kullanıyoruz. Hani ilk testleri yapmış olduğum Windows sürümü değil bu. Bu test işlemi birazcık sürecek çünkü sequential ve random olmak üzere iki türlü farklı data testi yapıyor okuma yazma. Ama hiçbir bir BIOS ayarı yapmadan gördüğünüz gibi direkt PCI Express 16 slotundan takıp bunu başarılı bir şekilde çalıştırdık ve hiçbir ayar yapmadık. Sadece kartın montajını yaptık ve taktık. Zaten kartın üzerinde de yapmış olduğum bir ufak incelemede hiçbir devre göremedim ben. Çok hafif bir iki tane direnç falan kullanılmış. Aslında M.2 standardı veri yolları direkt PCI Express veri yollarının 4x data baslarını kullanıyor %80. Aslında arada sadece soket to soket bir conversion işlemi görüyor kart. Sadece farklı bir formda takılmasını sağlıyordu diyebiliriz. Ve test işlemi bayağı bir uzun sürdü. Bir an önce yaptığımda bu kadar sürmüş müydü? Onu da hatırlamıyorum açıkçası. Evet, yine aynı sonucu aldık. Hayal kırıklığı. Böyle olmamalıydı. Aynı sonucu aldıktan sonra niye aldık bu kartı gibi bir şey olacak. Doğal olarak ana veri yolunun hızının sınırına gene takılıyoruz gibi bir şey söz konusu. Z97'de aslında bunu 3200'de kullandığını teyit etmiştim ben ama şimdi diğer slotları deneye olabiliriz. Hemen onu deneyelim.